2 Mart 2022 Sibel Erastan Star Gazetesi Mahsende 7 Tepeyi Seyretmek Milletlerin ruhu olarak sanat devasa bir kim olduğu kadar dehalara has sıçrama ve keşiflerle dolu öyle bir yolculuktur ki biz o atmosfer içinde şekilleniriz. O ses, o söz, o ışık, o dokunuş kimlik dediğimiz kozayı örer, kundağa sarar, yeleği giydirir. Bunu geçen yüzyılda bu şekilde konuşmak çok daha kolaydı. Modernizme has sınırlar işi kolaylaştırıyordu. Oysa 2000'lerde artırdığı hızla gündelik hayatı ele geçiren küreselleşme sanatta çok ciddi bir tek düzeliğe de yol açtı. Global iletişimin sınır tanımazlığı, internet ortamlarının sunduğu yazılım dilinden, ortak ve anlık trendlerle hareket eden kalabalıklara kadar sosyolojide ciddi değişiklikler yaşadık. Anlam mercekleri kırıldı. Aslında zorunlu benzeşimler eşliğinde ciddi bir tekerleşme ile karşı karşıyayız. Sanal alemin itaatkar toplumlarına dönüştük. Bu eşikte sanatın kültürel bir form olmaktan çıkarak küresel, sansasyonel bir imgeleşmeye hapsolması asrımızın ciddi handikaplarından sanatta geleneksel olanla modern olanın birbirinden radikal unsurlarla kopuk olduğunu düşünenlerden değilim. Herkes aynı bahçede, herkes aynı suyu içer ama çiçekler çeşit çeşittir. Buna rağmen bizde sanat politikaları uzun yıllar boyunca geleneği reddi miras eylediği için gelenekle modern aynı bahçede olsalar bile yaklaşık bir buçuk yüzyıldır aynı bahçede değildir. Emine Nur Bengisu'nun daveti üzerine geçtiğimiz hafta Yeditepe Biyaneli'nin mahzen kısmını görmeye gittik. Yazar Ömer Lekesiz ve Ümmü Gülsüm Erdoğan'la birlikte sanat tarihçi Zehra Kaygusuz'un anlatımlarıyla mahzende bambaşka bir aleme yolculuk ettik. 2016 yılında keşfedilmiş bir mekan olarak mahzen, loş, kasvet dolu ve gizemli mimarisiyle Biyaneli'nin çok da anlamlı bir parçası haline gelmiş. Çerçeve içi dışı geriliminden hareketle ve kullanılan yapı söküm teknikleriyle postmodern bulduğum bir gelenekten evet belirginizler taşıdığını, ama aslında modern sonrası bir modern olduğunu söylemeliyim. Ebru sanatçısının teknesine renklerini salarken kendi kendisini ultraviyole ışınlarla videoya çekmesi mesela bir uzay rüyası gibiydi benim için. Modern aygıtların da sanatsal işlevin içine dahil edildiği sanatçının sanatı hakkında konuştuğu bir düzey. Etkili Geçmişte kalmış olmayı deneyimleten bir etki. Mahzen'in hayal perdesini andıran karanlığı, ışığı başrolde bir oyuncu haline sürüklemiş. Birkaç fotoğraf çektim. Aslında bienalin parçası olmadığı halde, tavandan damlayan suları toplamak üzere konulmuş. Varil ve hortumlar da girmiş kadraja. Mahzen'in büyülü havasında mıdır bilemem, sanki onlar bile estalasyonun bir parçası haline gelmişlerdi. Öyle zannediyorum ki yukarıdan seyreden birisi bizleri dahi bu yerleştirmenin içindeki figürlerden biri olarak zannedebilirdi. Mahzenin ışığı, ışıksızlığı, oradaki her şeyi çerçevesinden çıkartıp iç içe koyabilen bir fanus havası yaratıyordu. Mevlana'nın içeriden çıkartılan şey artık dışarısının içindedir sözü, misal aslında çerçeveyi tam olarak kırabilmenin imkanı yok bizim hüsran çağımızda. Evet geleneğin ve kültürün çerçevesi kırılalı çok oluyor ama şimdi çok daha büyük bir karnavalın içindeyiz. Aslında bu dünyanın da yasası değil midir? Bir yerden çıkıp başka bir yere gireriz. Mahsende büyük emekler var. Tepeden şıp şıp damlayan su taneleri, kuyular, su baskınlarının üzerine asılmış eserler, elektrik ve ışık aksamı, gezinti planı dahil ciddi şekilde düşünülmüş. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından desteklenen bienalin küratörü Berkan Karpat, geleneksel sanatların modern dönemde kendi mekanlarından yani kitap ve mimari mekanlarından uzaklaştıktan sonra sergi mekanlarında kendilerini bir çerçeve içinde göze ve muhataba sunmalarının ne anlama geldiği de henüz tartışılmış değil. Özellikle de görsel sanatların çerçeveyle ilişkisi Batı'da hayli önemli bir tartışma geçmişine sahip. Ancak oradaki tartışmaları buraya taşımakta tam olarak mümkün görünmüyor. Zira bu eserler sadece farklı değil, başka bir anlam dünyasıyla ilişkililer diyor. Başka bir anlam dünyası vurgusu beni ziyadesiyle etkiledi. Bizde geleneksel sanatlar tekrarın edebi üzerinden işliyorlar. Bunu şimdiki zamanda çoğaltabilir miyiz? Epeydir takip ettiğim kaligrafi sanatçısı Lülü Elhamut Kur'an harfleriyle modern resim ve baskı imkanlarını arıyor. Kar tanesini andıran kaligrafik dönüşümlerle metafiziğin izini sürdüğünü söylüyor. Hat sanatında zirve yaşamış bir toplum olarak Lülü Hanım'ın eserlerine baktığımda bizde böylesi cesur çıkışların olmadığını da söylemeliyim. Peki niçin? Geleneğin sesi bizde çok değerli. Biricik eserler meydana getirdi. Onları aşmak hiç de kolay değil. Bunun için mi? Yoksa gelenekle onun mayalanma ve oluşum safaları dahil tüm irtibatlarımızı berhava ettik de ondan mı? Başka bir anlam dünyası ne demek?